Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler. Merhaba, ben Uğur Volkan Uysal. Bugün size bir bıçak nasıl kullanılır? Nasıl evinizin şefi olursunuz? Gerçekten hani bazı aletler vardır, böyle silah gibidir. Doğru kullanırsanız hedefi vurursunuz. Yanlış kullanırsanız ayağınıza sıkarsınız. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi bir şefin namusudur bu. Onun için böyle kendinizden daha iyi bakmanız gerekiyor. Arada böyle sevmeniz gerekiyor. Böyle bir ay kızım falan diye yapabilirsiniz. Hiç şaşırmayın. Ben malzemeleri bile seviyorum. Düşünün bir de bıçağıma neler yapıyorumdur. Bıçak konusu gerçekten çok kıymetli. Aslında mutfağa birazcık ilgisi olan herkesin bir tane şef bıçağı edinmesi elzem. Bu şef bıçağının da özelliği çeliğinin kalın olması, özellikle tek parça olması ve genel olarak da şöyle bir kastığınız zaman çelik kalınlığını anlayabilirsiniz. Bu çok kıymetli. Şimdi ağır olması çok önemli. Çok hafif olduğu zaman böyle doğrarken çok güç vermeniz gerekir. Ama ağır bir bıçak her zaman için işinizi kolaylaştıracaktır. Aklınızda bulunsun. Onun için de bıçak seçerken mutlaka çelik milimini bir sorun. Hani kendiniz anlamasanız bile iki tane ayrı bıçağı aldığınız zaman şöyle bir tarttığınızda 3 aşağı 5 yukarı çıkarabilirsiniz bu işi. Bıçak markası soruyorlar bana. Sosyal medyada birçoğunuza cevap veriyorum. İşte şu bıçağı alın, bu bıçağı alın. Bütçe işidir bu. Hani BMW mi alayım yoksa Fiat mı alayım? Tabii BMW al abi, yani paran yetiyorsa git 740'a bin. Ama tabii her zaman o bütçe işi uymuyor. Bu elimdeki bıçak ortalama 700 lira civarında. Wüsthof'un bir bıçağı. Ben çok keyif alıyorum kullanmaktan. Tam benim istediğim tipte bir bıçak. Onun için bıçak seçiminden başlar bu iş. Şu iki bıçak yeter. Böyle bir set yapmanıza falan gerek yok. İki bıçakla zaten dünyayı çözersiniz. Birisi şef bıçağı, birisi de böyle küçük işler için kullanmanız gereken küçük bir bıçak. Şimdi gelelim buraya. Ben size böyle yok jülyen nasıl doğranır, burun ağzı nasıl doğranır falan anlatmayacağım. En önemli noktalardan bir tanesi yakışıklı bir soğan soymak. İster büyük bıçakla, ister küçük bıçakla. Bunu mutlaka dikkat edin. Böyle sağını solunu parçalıyorlar, sinir oluyorum. Soğan şöyle soyulur. Kıçından ve başından aldıktan sonra küçük bir çizik atıyorsunuz şuraya. Daha sonra da bıçağınızın ucuyla soğanı parçalamadan, bakın ne kadar kolay, hiç mücadele etmenize gerek yok. İki tane hamle var. Kıç, baş ve ince bir çizik. Böyle yakışıklı bir soğan soymak çok önemli. Ben stajyerken otelde diğer çıraklardan daha fazla soğan soyardım ve tabii takdir alırdım. Benim için çok büyük bir şeydi bu. Mesela diğerleri bir çuval soyarken ben iki çuval soyuyordum. Bu yani tekniğine kendim geliştirmiştim. Gerçekten önemli. Tam ortadan böldüm. Şimdi bıçak kıymetli ama iyi bir şef eğer bıçağı keskin değilse elini keser. Fakat bıçak keskinse, bireysel şefliğinde tamamlamışsa birisi mutlaka keyif alır ondan. Kör bıçak benim elimi keser. Burada yapmanız gereken çok klasik bir hareket vardır. Şudur, bu da böyle hani aslan pençesi. Bu hareketi yapmanız gerekiyor. Bir yere kaçamaması için de şu şekilde, yani serçe parmakla baş parmağın mutlaka şurada tutması gerekiyor. Bu kalan üçlü de üste gelecek ve arkaya doğru gerik çekmeniz gerekiyor. Buradaki kalınlığı kendiniz belirliyorsunuz. Çok ince yaparsanız yavaş yavaş çekeceksiniz. Çok kalın istiyorsanız biraz daha geniş tutarak. Bu da bir meleke. Bunu bir günde yapmayı beklemeyin. Şöyle gösterelim. Şimdi bu çok klasik bir bıçak doğrama şekli. Yani jülyen soğan doğradık. Hemen bakalım şöyle. Görüyor musunuz? Hoppala doğradık. Parmağımı özellikle geri geri çekiyorum. Püf noktası nerede biliyor musunuz? Püf noktası şurada. Şimdi bıçağı fazla kaldırırsanız bakın direkt elinizin üstüne geliyor. Amaç şu. Boşunu yapıyorum size. Görüyor musunuz? Bıçak zaten elinizi kesme imkanı yok. Şu işaret parmağı mutlaka şuraya dayanmalı ki elinizi kesmeyesiniz. Bakın bir de uygulamalı yapalım şimdi. Hoppala. Öyle jülyen bir soğan doğramanız bu kadar basit oluyor. Buraya kadar her şey yolunda. Şimdi isterseniz burnuaz doğrayın, isterseniz yemeklik. Bir tane daha soğanda yemekliği göstereceğim. Bu jülyen. Kafayı aldık. Hemen alt kısmı aldık. İnce bir çizik atıyoruz. Bakın bu çok önemli. Şuradan çektiğinizde mis gibi çıkıyor. Gördünüz mü? Şimdi yemeklikteki espri de şu. Yemeklikte de çizikler atıyorsunuz. Daha sonra da eğer bu şekilde doğramak istiyorsanız böyle. Biraz daha ince yapacağım diyorsanız araya kata bir çizik. Daha sonra da yine bıçağı çok yukarı kaldırmadan güzel bir şekilde parmaklarımızı koruyarak arkaya doğru çekerek yemeklik doğruyoruz. Bak bu kadar basit. Yani bıçağı kullanmaktaki en önemli espri şu. Şimdi ben 23 yıldır kullanıyorum bu yakışıklıyı. Şimdi iki kere doğrayıp ben de böyle Uğur gibi doğrayayım derseniz olmuyor bu.
Dünyada yapılan bir araştırmada 10 bin saat diyorlar. Yani bir şeyde usta olmak istiyorsanız 10 bin saat o işi yapmanız gerekiyor. Bıçak için söylemiyorum bunu, bir meslek dalı için. Önemli olan nokta meleke. Yani devamlı bu işi yapıyor olmanız lazım. Pratiğini nasıl hazırlayacaksınız onu da göstereyim. Soğan biraz sert bir malzemedir. Sebzelerin yumuşaklarından gidin ki daha kolay alışın. Örnek, yeni başlıyorsunuz, benim gibi doğramak istiyorsunuz. Ortadan ikiye böleceksiniz. Bir kere olabildiğince küçülteceksiniz sebzeyi. Yani yüksek olmaması gerekiyor. Küçülttünüz. Bakın, mantar en kolay bıçağı hızlı kullanmak için doğrayabileceğiniz sebzedir. Onun için de bunu alacaksınız ve fazla bıçağı yükseltmeden bu şekilde bol bol mantar doğrayacaksınız. Yani özellikle yeni başladıysanız bu işe, mantarlı yemeklere birazcık yelken açmanız gerekiyor. Yani bol bol mantar ya da yumuşak sebzeler doğrayın. Havuç, kereviz, soğan bunlar biraz serttir ve sizi zorlayacaktır. Aklınızda bulunsun diyorum. Şimdi son olarak size böyle, hani ben söylerim ya, hava atmak için yemek yapılmaz ama yemek yapmak havalı bir iştir. Şimdi şeflerin sevdiği, benim de çok sevdiğim bir tane şey vardır. Bu patlıcanları pijamalı soymak deriz. Şimdi bu işi bilen şefler ve bıçak sanatına da çok önem veren şefler bunu böyle hop diye dümdüz soymaz. Soyarken patlıcanı sağ elinizde, ben solak olduğum için sağ elimde düşünün. Sizin de sol elinizde, aklınızda bulunsun. Bu tarafa çevirirken bıçağı da, bıçakla patlıcan ters tarafa dönecek. Bu aslında bir iz bırakacak patlıcanda, göreceksiniz. Yani hikaye şu, girdim terse doğru. Görüyor musunuz, bakın. Patlıcanla bıçak ters yöne gittiği için doğal olarak böyle ince bir çizgi çıkartıyor. Bu tarz böyle işler biraz daha işin şov kısmıdır. Bakın, dümdüz bir çizgi vermiyorum. Biraz daha böyle yana doğru, dediğim gibi, çevirmeniz gerekiyor. Ama bunu yapmanız için bıçağınızın gerçekten çok keskin olması lazım. Bu birinci yol. Şimdi patlıcanı soyarken dediğim gibi buna dikkat edin. İkinci kısım da şu. Biz özellikle alakartta çalıştığımız yıllarda restoranda bir elmayı soyarken bile dümdüz değil de böyle buna da iz verirdik. Onu da göstereyim size. Patlıcandaki mantığın aynısı. Elma bu tarafa çevrilirken bıçak da diğer tarafa çevrilecek. Bir tane göstereceğim şimdi. Bakın. Şöyle alıyorum. Böyle terse doğru. Bu birazcık zahmetli bir iştir ama buna da çalışmak gerekiyor. Ben uzun süre özellikle alakartta çalıştığım için çok faydasını gördüm. Duba patates yaparken de çok işe yarar. Yani şu çizgiyi almanız gerekiyor. Yakından alalım. Şu çizgi gerçekten çok önemli. Bu neyi sağlıyor? Biraz daha dekorlu gösteriyor. Yani öncelikli olarak bireysel şefliğinizi tamamlamanız lazım bıçağa dair. Bunun için de bir zaman gerekiyor tabii. Hoppala olacak bir şey değil. Bıçak doğramayla ilgili birçok şey anlatılabilir. Ama mesela ilk başladıysanız bunu böyle halka halka doğramak çok zor olacaktır. Onun için de bahsettiğim gibi böleceksiniz ve bıçağı özellikle bu şekilde kullanarak, elinizi koruyarak, her şeyden önemlisi güvenliktir. Ve bunu kaç saat yaptığınızla ilgilidir. Eğer bu işe birazcık zaman ayırırsanız inanın bana 3-5 ay içerisinde mükemmel bıçak kullanan birisi olabilirsiniz. Benden söylemesi. Siz de kendi mutfağınızın şefi olmak istiyorsanız, yakışıklı bir şekilde bıçak kullanmak istiyorsanız, biraz önce göstermiş olduğum tiyoları göz ardı etmeyin ve kendi mutfağınızda 3-5 ay sabırlı bir şekilde çalışarak çok güzel bir şekilde bıçak kullanabilirsiniz.